Herkese merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. İlk doğan kuzumuzla beraberim. Bakın bağırıyorlar, annelerinden 2 dakika ayrı kalamıyorlar. Onları arka bahçeye çıkartayım dedim ama yok, duramadılar 2 dakika. Şimdi diğer anneye emme peşinde. Bu da burada, kuzulara yem vermiştim. Kuzuların yemini salça oldu, yiyor. Yine bizim arası çok rezalet oldu yağmurlardan sonra. Şimdi gene onları alacağım. Arka bahçeye topladığım, gübreleri topladığım yere koyacağım. Bugün işlerimiz çok. Zeytinleri toplayacağız, narları toplayacağız. Biraz bahçe işleri yapacağız bugün sizlerle. Zeytinleri de artık kırma mı yaparız, ne yaparız? Onu Gizem gelince karar vereceğiz. Şimdi ben önce şu yan tarafı bir temizleyeyim. Öyle uzaktan izleme beni. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun canım? İyiyim. Zeytinleri topluyoruz mu? Topluyoruz, evet. Ben şimdi şurayı bir temizleyeyim. Tamam. Sonlarları ve zeytinleri artık bugün topluyoruz, tamam mı? Bugün tamam, toplayalım. Şurada zaten hemen 2 dakikada yaparız ya. Ama şunun üstüne... 2 dakikada nasıl... yapamayız. Yani şunun üstüne çıkmam lazım herhalde. Orayı nasıl yapacağız? Tabii bayağı sürer gene. Yaparız ya, bir şey olmaz. Biz ilk köyceğizde 300 ağacı seninle topladık. Vallahi değil mi? Ne azimliymişiz o zaman. Evet ya. Ama o zaman başka işimiz gücümüz hiçbir şeyimiz tabii yoktu ki. Tabii canım. Ata küçük. Ata yoktu orada da. Şimdi çocuk... Ata da okula gidiyordu. Evet. Rahattık o zaman. Evet, daha rahat. Şimdi tabii daha çok işimiz oluyor. Koyunları arkaya saldım. Git bak. Tamam. Şey, çizmemi giymedim ya. Önce giyseydin iyi olurdu. Evet. Neyse, gitmeyeyim şimdi. Giremem. Benim yalnız güzel çizmelerim var. Koç özellikle bak zeytin ağacını yiyor. Ya inat ya, inat. Hangimiz daha koç, ona göstermeye gidiyorum. Hadi bakalım. İki koç çıktı meydane. Hepsi de birbirinden şahane. Ay ataya bak ya oğlum. Korku filminden çıkan çocuklar gibi Allah aşkına. Görünüyor mu kameradan? Anne sen neden gelmiyorsun diye bağırıyor bana orada. Tamam, geliyorum şimdi. Küçük kuzular, siz büyüyormuşsunuz ya. Oğlum ya Rabbim ya. Yerim ben bunları, çok tatlı bunlar. Bayağı gene birikmiş. Ben anlamadım bu işi ya, gerçekten. Hep başa sarıyoruz, hiç bitmiyor. Bunlar nasıl? Nasıl bu kadar olur ya? Bu hepsi gübre mi bunu? Ben anlamadım tabii. O gün Selçuk abi vardı. Buraları fazlaydık. Hatırladın mı? Evet, hatırladım da. Aynen. Demek ki bu hepsi gübre yani. Gübre de mi satsak? Gübre satıyoruz, biz sattık. Halis, Mulis, Türk koyunu gübresi. Beklemiş inek gübresi sattık Nevin'le. Thank you.
Tavuklarımız bahçeye iyice alıştılar. Bakın burada dolaşıyorlar. Akşam da gidip kendi yerlerine giriyorlar. Artık ön bahçemizdeler. Köpeklerden de bakın korkmuyorlar. İyice alıştılar. İyi oldu. Aslında bulursam şöyle bir 3-5 tane daha bu cinsten tavuk bulabilirsem çok tatlılar. Küçücük de bakın hiç yer bile kaplamıyorlar. Pislikleri yok denecek kadar az. Araştıracağım. Paçalı tavuk bulursam birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Aha coştu bizimkiler. Nasıl? Atlama şuradan gel. Hadi bakalım. Bu yeter mi? Hı? Yeterli mi o? Ne için? Köpecik için. Belki bağlattırmaz ama. Kucaktan kucağa. Söylediklerinden şu an insanlar hiçbir şey anlamadı. Ha söylemedim bir şey. Şimdi Adana'nın okuluna gitmiştim dün. Orada bir köpek gördük. Ondan sonra ayağı böyle topallıyordu. Bayağı kötüydü. Bayağı da şişmişti bileği. Ondan sonra müdür bey de işte öyle baktı dedi. Kırık olabilir falan dedi. Ben dedim hani herhangi bir şey olursa biz dedim hani hayvanlara dedim şey yapıyoruz. Hani böyle veterinerimiz var. Götürüyoruz. Bir şey olursa haber verin demiştim. O da bugün aradı Kaan'ı. Ayağı bayağı kötüymüş. Onu bir veterinere götüreceğiz. Öyle yani işte. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Atlamıyorsun ya. Ha bak burada yatıyor. Onu nasıl kucaklayacağız? Vallahi öğretmenlere söyledim dedi. Bak kucaklayacağız dedi ama. Onlara güvendim yani. Alabilirseniz dedim. Bak ayağı çok şiş. Hangisi? Merhaba Can Hocam, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ne zamandır görüşemediydik. Aynen, maskemi çıkartayım. Maskeyi evet çıkartayım. Sakallıyım hala daha. Olsun o kadar, maske takıyoruz. Olsun hocam, biz sizi öyle sevdik. Evet, aynen öyle. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi köpeği almaya geldik. Evet, aynen. İşte siz neler yapıyorsunuz, iyisiniz değil mi? Vallahi biz iyiyiz. Çocuklar yoruyor mu sizi? Çocuklar yoruyor, evet. Hele ki bugün. Bugün çok sıkıntılı bir gün. aynı zamanda köpeğin de elinde bir sıkıntı oluşmuş. Evet. Şiş, epey bir şiş. Sizin de kasalı arabanız varmış. Dün Gizem Hanım öyle söyledi. Evet. Nasıl denk geldi? Kısmet işte bu işler. Vallahi aynen öyle. Şimdi onu gönderelim Tire'ye. Evet. Bakalım ne çıkacak. İnşallah kırık, ezik bir şey değildir. Evet, hayırlı olur ya. Bizim orada da birkaç köpekte böyle şey vardı ama onlarda uyuz vardı. Uyuz da böyle ayağı vuruyormuş da bu pek uyuz gibi değil. Yok hayır bu zedelendi galiba bir bunda şey oldu. Bir şey olmuş evet. Ya çocuklar top attı yanlışlıkla fark etmeden. Yani araç geçemez çünkü okulun içinde. Bir şey oldu bir şekilde evet. Zedelendi. Bakalım göreceğiz. Neyse veterinere götürürüm de haberleşiriz sizinle. Alalım aracı. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Adı da Kafkas'mış. Değil mi? Ay. O anlıyor resmen. Evet, Kafka. Şimdi bu abi seni alıp götürecek. Tamam mı? Sıkıntı çıkarma onlara. Güzel güzel git muayene ne ol gel. Tamam mı? Hazır mısın? Bu ayağım. Bu sağ. Evet, sağ ayak. Şurası şiş bayağı abi. Ya sabah gibi toparlamıyor. Şimdi biraz şişlik var orada. Ama sabah
çok kötüydü. Mamasını bile yemedi sabah. Ah canım benim. Canı yanıyor demek ki. Ağrıyor. Evet evet, sıkıntısı var. Ya bir de bu kadar da uysal değildi. Gene bir tepki verirdi falan. Şu anda çok uysal ve şey durumda. Mağdur durumda. Mağdurlar oynuyor. Mağdur. Hadi. Hadi bakalım. Allah. Takalım mı tasmayı? Evet, tasmayı taktırdı. İyi hadi. Hadi gel. Hadi bakalım. Aa canım çok şiş ya. Eklem. Bayağı evcilmiş ya. Çok, eklemi çok şiş. İyi, gene basabiliyor ama. Şimdi basmaya başladı. Evet, şimdi hafif hafif basmaya başlamış. İyi bir şey. Oy. Anne. Bizim ne yapacağız? Babam mı? Aa canım ya. Kıyamam ben sana. Sesi de çıkmıyor. Şey korktu. Şaşırdı. Birazcık. Evet. Evet korktu. Tamam gel. Korktu şu anda. Şuradan cam açılıyorsa Kaan, oradan çeksen mi ipiyle? İnmesin. Tamam ha? Şu an çok korktu. Yok, ayağının gösterilmesi lazım ya. Kötü olmuş bayağı. Şiş değil mi ayağı? Yani biraz hani inik olsaydı götürmeyelim derdim de. Gel. Ay hadi gel. Bismillah. Şu ayağını elleyeceğim ama. Yok yok, bir şey olmaz, kaldırabilir. Bir dakika, şu an kulakları kıstırdım. Tamam korkma. Bir şey yok. Doktora gideceksin. Oy. Sen biraz şeyden çeksen aslında. İşte o. Korkutuyor. Bu şeyleri tehlikeli. Korkutuyor. Bu halleri tehlikeli mi? Yani hiç böyle bir şey kalsın. Tamam. Oldu. Ay, korkacak bir şey yokmuş yani. Bekle sen. Ben sen camdan içeceğim. Oo. Arabamıza iyi binen ilk köpek oldu yalnız. Şeye, kasasına yani. O zaman gidelim mi? Gidelim, biz size haber veririz. Bugün orada kalmaz herhalde değil mi? Bilmiyorum, belki kalsın diyebilir. Kalırsa da bir şey olmaz zaten. Hoca, şey hoca diyorum. Veteriner biliyor zaten. Ayten teyze ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Zeytin kopardık. Var mı zeytin? Yok mu bu sene? Abi yok. Başka yer var daha da. Evet. Ondan da yok. Seneye olur artık. Merhaba. Merhaba abi. Seneye olur. İnşallah. Allah verirse olur. İyi, tamam. Şey yaparız yani. Konuşuruz yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah iyileşir. Kafkas'ın durumu ile ilgili sizden haber bekliyoruz. Tamam hocam. Kafkas. Kalırsa da bugün kalsın. Kalsın. Şey yapmayız yani. Tamam. Yarın da gider alırız yani. Sorun değil. Dikkat et bakalım. Sen kapat. Bak şuraya atlatabiliriz. Hadi bakalım gidiyoruz bebiş. Anne. Bu artık buradan durmuyor. Bayağı bizim köpeğimiz gibiymiş ya. He? Bayağı sanki bizim köpeğimiz gibi. Nasıl yani? Daha önceki hayatında bizim köpeğimizdi herhalde. Hiç ne bizi yadırgadı ne arabayı yadırgadı. Ama çocukların içinde büyüyen bir köpek okulda. Ben zaten onu görünce ne kadar uysal olduğunu anladım. O yüzden o cesaretle söyledim hocaya aslında. Yoksa böyle şey bir köpek olsaydım bilmiyorum, korkabilirdim yani. Zaten onlar da sevmezdi yani kötü bir köpek olsa. Oo canım benim, o anlıyor ya, çok akıllı biliyor musun? Buraya götürüp onu tedavi edeceğini, kendini iyileştireceğini anlıyor. Yaşı var ha bunun. E tabi yani, bence bir 7-8 vardır herhalde. Oy kedicik. Atı nasıl? Ona bir isim, ha, adı neydi? Kafkas. Abbas mı? Kafkas. Ha Kafkas. Ne Abbas? Abbas yazdım. Abbas. Abbas koydum ben onun adını. Kafkas. Oğlum Kafkas. Annem benim. Otur hadi otur. Alıştık biz birbirimize. Evet. He? Vallahi alıştınız. O herkese alışan bir tip zaten, baksana. Adı da güzel, Kafkas. Evet. Bizim ufaklık da böyle olur mu? Olur. Tam pati verecek bir... Bu kadar boyu olmaz onun. Yok, bu kadar olmaz. Bunun bayağı bir patisi şey. Bu boylu bizim
yabandan biraz küçük. Aynen. Ne var orada anneciğim? Köpek mi var? Tıraş mı etmişler ona? Sen bebeğin? Benim donma. Şuna bayıldım yalnız, harika bir resim. Bak, Einstein'la köpek. Anne, süper düşünmüş bunu, kim düşündüyse. Ne bakacaksın? Hadi bakalım. Evet. Gel. Gel. Veteriner ablan sana bir baksın bakalım. Yan tarafa şey. Şu an bu kadar sakin uysal olmasa inanamıyorum. Neyimiz var? Dalya şişmiş. Bu bizim köyün okulunda duruyor. Çocuklarla büyüyen bir köpek. Tamam. Müdür de bizden rica etti. Kapalı kasa araç olunca gösterir misiniz diye. Bu veteriner geldiğimizde biliyor. Tamam. Şu bakın o hayvanda. Biraz yemeden içmeden de gitmiş herhalde değil mi bir iki gün? Evet evet. Biraz keyfi bayağı kaçıkmış yani. Bu kadar keyifsiz değilmiş aslında. Senden de büyük. Hoş geldin. Var mı çocuğun bir ismi? Kafkas. Kafkas vay. Çok havalı. Çok havalıyız. Biz de bir şeyle getirdik. Böyle büyük köpek bizi evet. Tanımıyor. Bizi de var bir araya geliyor. Geldik. Ama gayet kucakladı müdürümüz, arabaya koydu. Ayağını da gösteriyor var benim yani sıkıntım. Evet, resmen. Orada bir şey var. Burktun mu? Futbol mu oynadın? Ne oynadın? Çocuklarla koştururken burkmuş olabilir. Biraz burkulma sonra orada incirme gibi. Evet, okulda kalıyor. Biraz şımarık oluyorlar. Evet, ben de şöyle bahsedeyim. Biz Fatma Hanım'a getiriyoruz. Köpeklerimizi, sokak köpeklerimizi iyileştiren Fatma Hanım. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Tire de yerinde. Tire de yeri. Mavi Pati Veteriner Kliniği. Buradan kesinlikle destek alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Burayı sağ da olun. Büyütüyormuşsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun. Şu an daha iyi. Uyalarım içinde falan çıktık bugün ama olsun. Kendi söküğümüzü kendimiz dikiyoruz. Ne güzel, ne mutlu. Siz biliyorsunuzdur hani ustalarla mücadele etmek çok zor. Biz kendi ustamız olduk artık. Hani eşim duvar örüyor, teknikerimiz boya yapıyor, ben alçı çekiyorum. Süpersiniz. Gel, gel. İş başa düşünce yapılıyor değil mi? Aynen. Öyle diyorsunuz. Hayırlısı olsun ama hak ediyorsunuz büyümeyi. Size çok çektik. Binayı bırakmak istemiyorum. Bu muhiti çok seviyorum. Evet. Tek burayı bırakacağım yer villa gibi büyük bahçeli bir yer ama Tire'de de öyle bir, evet, bir yer yok. Evet, evet. Bize uygun bir yer yok. Bahçesi büyük olan villalar yok. Burayı değerlendireceğiz. Evet. Daha. Hayırlısı olsun ya. Evet. Teşekkür ederim. Altı verir kendine ama. Ha, demir değilmiş ya. Demir. Çocuk gelsen böyle anlıyor. Evet, anlıyor. Kesinlikle çok akıllı bir şey ya. İnanılmaz akıllı. Maşallah. Bırak bunu çarçı. Dışarı hiç açılmasın. Vücutta gömülmüş. 2 milim çapında şeyler. Ruh hastaları silah sıkmışlar. Silah sıkmışlar. Ay şu an hiç böyle bir şey yani asla olmuyordum. Ay. Ve eski bir şey bu. Çok bayağı eskiden almış. Almış, ödem mi yapmış? Tabii orada, mesela şurada elimin parmağımın ucuna geliyor bir tanesi şey. Kurşun. Kurşun bir tanesi hemen burada. Hemen şu şeyin altında, şunu dokunursanız yuvarlak boncuk gibi bir şey gelir. Vay anasını. Şu üç tane kurşundan bir tanesi. Ay inanamıyorum orada. Ya. Aa, bildiğin saçma yani. Saçma mı oluyor? Evet, saçma. Evet. Av tüfeğiyle ateş etmişler. Allah kahretsin onları ya. Şurada da var. Oo, bayağı var yani. Muhtemelen bu uzak mesafe atış. Yakın mesafe olsaydı daha çok olurdu ve çatlağa da neden olabilirdi. O özellikle parmak ince kemiklerde çatlağa neden olurdu. Of. Şuraya bak, kaç tane var yani bir de, değil mi? 13 tane. Oo.
Şimdi bu kurşunları biz çok hayati bir yerde değilse çıkartmıyoruz. Hani bir sinire yakın geçiyorsa etrafında oluşturacağı doku baskı yapar diye çıkartırız. Bu zaten eski bir olgu. Hepsi yerleşmiş. Sadece böyle bir şişlik yapıyor. Ara ara aksama yapacaktır. Çünkü bunlar sıcak soğuktan etkilenen şeyler, cisimler. Vücutta çok uyumlu değil ama kurşun ağızdan almadıkça da vücutta zehirlenmez. Hani vücudunda 100 tane de olsa ona zehirleme yapmayacak yutmadığı için. O yüzden hiç müdahale etmeyeceğiz. Yani çıkarmak onu daha mı zorlayacak? Evet, evet. Çünkü bunları bulmamız hiç kolay değil. Şu an elimize geliyor ama bunu bile bazen bulmak çok zor çünkü çok küçük. Evet. Bir tek çıkartabilsek, belki bunu çıkartırız ama diğerleri... Yani daha onun çok... için de hiç gerek evet. yok. Yani daha ciddi çünkü büyük büyük yaralar açacağız. Yani 3 santim, 4 santim. Geçtiğinde tekrar yarayı düzeltmek, iyileşmesi için. Yani bu belki de senelerdir böyle mi yaşıyor? Belki de sene, şimdi bilmiyoruz. Yani çok eski bir yani. Aylarca, günlerce böyle yaşamış. Bunu da bırakmasaymışsın. Evet. Ama sen inemezsin, Burak yardım eder misin? Alacağım. Biz şimdi. Böyle ancak işte sinir olduğumuzda kalıyoruz. Başka bir işe yaramıyor maalesef. Bak, ben alacağım. Zannettim yalnız bir akımda. O nasıl bir resim ya? Çok iyiydi. Gel buraya. Siz de beteriniz mi? Ben de beterim. Ay ne güzel. Vallahi iyi ki karşılaştık sizinle ya. Çok mutluyum şu an. Bayağı oldu gerçi biz tanışalı ama evet. Hani böyle gönlüme içime sinen bir insana karşıma çıkmış olması çok mutluyum o yüzden. Çok günü rahatlıyla. Hemen mesaj atıp biz geliyoruz diye. Sizin eviniz çok güzel. Teşekkür ederim. Çok eğlenceli. Sağ olun. Çoğu çocuk, herkes çalışıyor. Bugün geleceğiz ziyaretinize. Buyurun çok sevdiğiniz. Evet, aslında Muğla'dayken daha hayvanlarla iç içeydi. O zaman atımız eşeğimiz de vardı. Aa, ne güzel eşek benim hayalim. Ya eşeğim olsun istiyorum. Biz 4 sene hep eşek baktık. Evet. 4 sene. Yani o eşeğin bütün huyunu suyunu nasıl bir hayvandır öğrendik. Korkuyorum ben. Eşek bir etmişliği var. Isırıyor bir tek bizimki. Bir buzağı çok ısırmıştı. 150 tane falan dikiş attım hatırlıyorum. Ondan sonra bir korku başladı ama çok severim eşekleri. Eşek mi buzağı ısırdı? Evet, yan yana kalıyorlarmış. Aynı aldı. Hani kışın soğukta hepsini aynı yere koymuş adam ısınsınlar diye. Kendi konaklarına değil. O da buzağı doğmuş akşam. Tabii doğunca üstünde böyle kokular var ya. Evet. Biraz. Allah Allah. Bizimki de ısırırdı ama hani öyle hiç zarar verecek şekilde. Kesik alırdı. Kesik alırdı. Biraz belki seni böyle bir mor arttı benimki. Mor artmıştı hani. Severken. O da sevme anlamıymış galiba. Öyle biliyorum. Severken öldürdüm. Ağzını açar mısın? İlyam az ona bırakma beni. Vallahi tam ev köpeği gibi ya. Evet, çok akıllı. Maşallah. Çocuklarla büyüdüğü için muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Bizim kız da veteriner olmak istiyor. Anne veteriner olmak istiyorum. Sizin yanınıza şöyle yazın bazen getireyim de bari yazları çalışsın. Yardım etsin size gönüllü. Bu yıl ortaokula giden bir tane yardımcımız, kalfamız vardı. Çok tatlı bir kızdı o da. En azından hani bize hiç yardım etmese bile bir mesleği koklamış oluyor. Evet ya, evet. O fırına girme olayı kesinlikle. Oluyor. İnsanlarla iletişime geçmiyorum aslında en güzel. Evet. Gelen kişiyle evet. farklı karakterlerle nasıl evet. iletişim kurabileceğini öğreniyorum. Evet. Önce bir doktor olmak istiyorum dedi. Ona bir böyle şey. Şimdi veteriner çok ağırlıklı. Hani öyle bir imkan olursa ben gerçekten getirmeyi çok isterim. Ben, yardım eder. Yazın falan. Veteriner hekim olmak istediğimde ama ne iş yaptığını çok bilmiyorum. Bir dizide görüyordum böyle. Beni diyorum o yaşlarda beni veteriner kliniğine götürseler böyle bir yere ya da ben okullara gidiyorum. Bana bir veteriner gelse kedisiyle köpeğiyle herhalde kafayı yerdim. Mutluluktan ölürdüm. Annem çok götürmezdi işte zehirlenmiş köpek bulduğumda. Evet. Annem götürürdü. Biraz bize uzakta 30-40 dakika gidiyordun yol. Ben orada yatılı kalırım. İyice şey yaparım çünkü annem doktor olmam. Babam doktor olmamı istiyor, annem öğretmen olmamı istiyor işte. Hep herkesin bir hayali var çocukların üzerinde değil mi? Ne güzel, ne güzel bir kalbiniz, ruhunuz, düşünceleriniz var. Herkese biz nasıl olsun öyle. İkinci, üçüncü plana koyduk parayı. Ama ne zaman da ihtiyacımız olsa gelip bizi buldu. Ne güzel. Hiçbir zaman o kaygıya düşmedik biz. Çok güzel ya, ne güzel. Ne mutlu size. Allah daim etsin inşallah. Bir korkuyorum. Bizim 6. yılımız. Öyle mi? Hayır.
6 yıl önce bu aylarda kiralamıştık. İlk fotoğraflarımız, videolarımız çok farklı zaten. Evet. 6. yıla bir hazır. Ben her 2 yılda bir konsept değiştiririm böyle. Evet. İçeriği değişiyor, donanımımız değişiyor. Geçen yıl 5. yılda çok istedim. Büyük bir parti yapalım bizim. Çünkü biz aile gibiyiz. Hani şey demiyorum, benim hastalarım demiyorum, benim ailem diyorum. Hı-hı. Çünkü bir dara düştüğüm zaman muhakkak bir şekilde el uzatılıyor. Birçok şeyin altından kalktık, öyle bir aile gibi kalktık. Evet. Böyle bir ailemi toplamak istiyorum inşallah pandemiyle çoğalmazsa. İnşallah hep beraber biz de geliriz memnuniyetle. Çok güzel. Ya burası ilk açıldığında bir sedyem, bir stetoskopum ve bir derecem vardı. Şimdi İzmir'deki büyük kliniklerle yarışır donanımımız var. Aynen. Ben çok hani bunu hayal edemediğim bir şeydi. Siz de büyük bir şey başarmışsınız. Çok evet. Güzel bir şey. Bu çok büyük bir adım. Siz de hayalinizin peşinden gitmişsiniz. Evet, bu çocukluk hayalimdi. Aslında küçüklük halime borçlu olduğum bir şey. Yani o çıkıp sokakta top oynamayıp geri dönüp matematik çalışmam ya da fen çalışmam. O çocuğa benim çok borcum var. Onu ödüyorum ben. O hep şey derdi. Yani sokakta hayvan bulsan asla arkını dönmelerdi o halim. Ben de şimdi dönmüyorum. Ne güzel, tüylerim diken diken oldu ya. Böyle süpersin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz inşallah. Haber bekliyoruz sizden, öyle bir parti yaparsanız. İnşallah. Geldin mi? Gelmiş. Ne yapıyorsun? Hocam valla sıkmışlar, ayağını sıkmışlar hayvanın ya. Yazık ay ya. Ben şok geçirdim yani duyunca. Nasıl geçti? Ya yaramazlık çok, yaptın mı? Çok aşırı akıllı ya. Çok akıllı. Yok, hiç vermedik. Bu da ilacı mı? Ya bu ilaç değil de bu eklem sağlığı glukozamin. İçin glukozamin. Nasıl içireceğiz bunu? Günde 2 kere. Hapı böyle ağzını açıp yutturacaksınız. Ya da sosisin içinde yer belki. Öyle bir şey de yapabiliriz. Ama şey sesi çıkmıyor yani ağzını açıp yutturabiliyorsunuz. Orada... Yaramazlık yaptı mı abisi? Yok ya aşırı sanki birbirimizi yıllardır tanıyormuşuz ayağına gibi. Ayağına kurşun sıkmışlar. Yani saçma. Saçma. Evet. Bir sürü saçma evet. Var. Evet diyorum ben hiçbir şey olmadı diyorum. Ayından topal ne olduğunu anlamadım. Bu sıcak ve soğuk hava değişimlerinde etkiliyormuş. Evet. Şimdi hava bir soğudu falan ya. Evet. Ondan dolayı biraz etkilemiştir dedi. Ama o kurşunun vücuda bir zararı yokmuş. Kurşunu çıkartırsak dedi hani büyük yaralar açmak zorunda kalacağız. Onu evet. Tek şey yapmıyoruz dedi. Bir de bulamayabiliriz dedi yani saçmaları. Çok derinleri. Çok küçükmüş. Çok teşekkür ederiz. Ay bir şey değil ne demek. Hatta şurada bir tanesini gösterdi saç şeyin. Annen eli geliyor ya. Evet. İşte sıcak soğuğa göre kendini değiştiriyormuş. Şaşırdım. Ele de geliyor yani saçma. Bir tanesini bayağı buldular ya. Bayağı eleme geldi yani gösterdi. Hmm. Ben de acaba araba falan mı çarptı? Evet. Oldu lan yoruldum. Onu yok yok hocam. Şöyle direkt, mi çıkaracağız? Ha, direkt çıkacak. Yoruldum lan. Çok yoruldum. Geç bakalım. Çok teşekkür ederim. Yerine gidiyor. Neyse onunla yaşamaya alışacak. O glukozamin ona iyi. O belki de aylardır, senelerdir vardır dedi zaten. İç dış parazit yani aşısı yapıldı. Bir saçma izi falan yok, ondan şeyi yok. Her şey yapıldı. 2 gündür, 3 gündür böyle. İşte o havalardan etkileniyormuş. Hava soğuyunca biraz daha sıkıntı olur dedi. Yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Görüşürüz. İnşallah iyileşir, iyi olur ya. Hadi inşallah. Tamam. Tamam. Evet, gene yoğun bir günün ardından kendimizi bu sefer çocukların odasına attık. Çünkü içeride savaş durumu var. Biz de en sakin. Onlar orayı işgal ettiler. Biz de burayı işgal ettik. Zeytinle nar gene kaldı. Kaldı. Ben ama tahmin ettim. Ama işte köpeği götürmemiz gerekti tabii. Evet yani, tabii. Yani hiç böyle bir şey yoğunlaşamıyoruz. Sürekli bir şey çıkıyor. İnşallah onu artık biz sonraki videoda topluyor olacağız. Neyse köpek iyileşsin de gerçekten artık insanlığın cılkı çıkmış. Yani bir köpeğe nasıl saçma sıkabilir? Ya yani evet bu ya. Bu nasıl bir vicdansızlıktır yani? Ama durumu iyi köpeğin. İyileşecek. Bakın şunlara nasıl kıyıyorlar yani. Bakın yani. Ya oğlum ya çok güzel ya. Bebeğim ya. Bunlar hayat, bunlar ne güzel ya. Bunlar olmazsa hayatın hiç anlamı yok ki. Evet. Hiçbir şey yaşamanın anlamı yok yani bunlar olmasa. Şunlara bak. Allah bize bunları vermiş. Eğlenelim. Sevelim, öpelim. Çok tatlı. Onlarsız hayat hiç bir anlamı yok bence. Uy, ağzını yürüm aşkım. Hadi kapatıyoruz artık tamam. Videoyu. Tavşanımızla size veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın.
Çok seviyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Attı kendine. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.